Aksaray İl İstihdam Kurulu 2019 yılı ikinci olağan toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, 2016 yılından bu yana geçen süreç ve 2019 yılı içerisinde yapılan istihdam çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Mantı, ilin istihdam durumuna yönelik çalışmaları değerlendireceklerini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. Vali yardımcıları ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği konusunda nereden nereye gelindi, yapılan çalışmalarla alınan kararlar değerlendirildi. İş başvurusu sayısını değerlendirdiğimizde bilhassa yılın 3 aylık döneminde geçtiğimiz yıla göre %59,9'luk bir artış söz konusudur. Bu artıştaki temel etkenler Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında teşviklerin ön koşulu olarak iş güç kaydının aranıyor oluşu, yine toplum yararına programı kapsamında 2000 kişilik kontenjan tahsisiyle birlikte iş kura yönelik kayıtlar ve kamu alımlarının da yine ön koşulu olarak iş kur kaydının aranıyor olması bu artıştaki temel etkenlerdir. Aksaray İl İstihdam Kurulu 2019 yılı ikinci olağan toplantısında çalışmalar kapsamında özellikle çocuk işçiliğiyle mücadele üzerinde duruldu. Çocuk işçiliğiyle alakalı çocuk bizde kalsın sloganıyla toplantılarımızı gerçekleştirdik. Kurulu üyelerimizle ekiplerimizi koordinasyonumuzu sağladık. Sivil ekiplerimizi sahada çocuklarımızla alakalı, çocuk işçiliğiyle alakalı ne kadar çocuğumuz var tespitlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunların aileleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Çocukların ailelerinden iş isteyenler varsa iş kurumuzla beraber, organize sanayimizle beraber bunları işe alıp çocuklarımızı okul çağında olanları okullara kanalize etmek, okul çağında olmayanları, açık liseye gidenleri gençlik spor hizmetlerine kanalize edip bizimle beraber vakit geçirmelerini sağlayacağız. Toplantıda çalışmalar kapsamında 2018 yılı içerisinde 26 farklı sektörde 1532 kişi üzerinde saha çalışması yapıldığı ve bu sayının 489'unun çocuk işçilerden oluştuğu bildirildi.